Sevgili seyirciler, biliyorsunuz her hafta otomobilli sohbet köşemizde Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi oyuncu ve koçlarıyla söyleşiler yapıyoruz. İşte bu haftaki değerli konuğumuz Banvit Basketbol Spor Kulübü'nün milli oyuncusu Can Maksim Mutaf. Can Maksim Bandırma'da Banvit Spor tesislerinde bizi beklerken sabah ilk antrenmanını yaptı ve bizler için görüntüledi. Antrenman bitiminde yapımcımız Metin Kalkavan'la buluşup tesislerden çıkıp test aracımız Volkswagen Passat'ın direksiyonuna geçti. İşte Volkswagen Passat ve milli basketbolcumuz Can Maksim Mutaf sizlerle. Artık antrenmanlar da başladı değil mi? Aynen. İşte bu hafta son testlerim var. Sonra yavaş yavaş Perşembe'den sonra inşallah takıma başlayacağım. Yani sezonun sonunda göreceğiz seni tabii, yani tabii. Değil mi takımda? Bir aksilik olmazsa 2 hafta sonra başlarım oynamaya. Harika. Sevgili izleyiciler, Otofan'da basketbol köşemizde bugün bir milli takım oyuncusuyla beraberiz. Genç, gelecek vaat eden bir milli oyuncumuz. Fakat geçen yılki milli takım kampında üzücü, talihsiz bir sakatlık geçirdikten sonra son bir yıl terapiyle, ameliyatlar sonrası antrenmanlarla geçirdi ve bomba gibi tekrar milli takım kampına hazırlanıyor Haziran ayı için. Evet, kimden bahsediyoruz? Tabii ki Can Maksim Mutaf'dan bahsediyoruz. Önce hoş geldin. Merhaba, Maksim. Hoş bulduk. Can Maksim Mutaf. Doğum tarihi 9 Ocak 1991. Doğduğu yer İstanbul. Oynadığı kulüp Banvit Spor. Boyu 1.93. Pozisyonu şutör guard. Kariyer Fenerbahçe Ülker, Mersin Büyükşehir Belediye, Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medikal Park ve Banvit Basketbol Spor Kulübü. Arkadaşları Maksim diyor, Can da diyen var ama Maksim dediği için biz de kendisine Maksim olarak çağırıyoruz. Maksim nereden geliyor? Maksim nereden geliyor? Benim annem Rus, babam Türk. O yüzden bir tane Türk, bir tane Rus ismim var, yabancı ismim var. Maksim ismi oradan geliyor. Evet, bunu da hani bilmeyenler için, aslında basketbolu yakından takip eden izleyicilerimiz tabii ki biliyordur. Ama bilmeyenler için de bir dipnot oldu. 91 doğumlu genç bir oyuncu. Fenerbahçe altyapısında basketbola başladın. Aslında milli takımlardan itibaren evet. Ve 6 sezona yakın Fenerbahçe, sonra kiralık bir Mersin var hatırladığım Mersin kadarıyla. Var. Tekrar Fenerbahçe'ye evet. Döndün. Sonrası ne oldu? Sonra Karşıyaka'ya gittim 2013 yılında. Güzel bir sezon geçirdik orada. Hep beraber Avrupa Şampiyonası'nda final vermiştik Euroçavuş'ta. İyi bir sezon geçirdik. Sonra ertesi sene Trabzon'a transfer oldum. Benim için de güzel, farklı bir deneyim oldu orası. Ondan sonra da şimdiki Banvit'e geri geldim. Banvit'e gelmiştim. Peki Banvit bir şehir takımı ve Avrupa'da incelediğimizde şehir takımları çok başarılı. Özellikle Fransa Ligi'nde, İtalya Ligi'nde baktığımızda. Türkiye'de de Banvit uzun yıllardır bu bayrağı taşıyor ve bir şehir, yani bir ilin şehir takımı olmak adına. Banvit'te ne tür ayrıcalıklar var? Yani Banvit, Trabzon'da da oynadın, Mersin'de oynadın, Fenerbahçe'de oynadın. Neler hissettin, ne farklılıklar var? Yani Banvit ufak bir şehir değil yani. Sonuçta Trabzon gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi bir şehir değil. 150 bin kişi yaşıyor Bandırma'da ama bizim salonumuz her maç doluyor ve bu bizi inanılmaz mutlu ediyor. Onların desteklerini her zaman hissediyoruz. Kulüp olarak da, Bandırma halkı olarak da çok büyük destek görüyoruz. Yani buradaki sinerji, enerji bambaşka diğer bölgelere göre. Peki merak ettiğim bir soru var. Son yıllarda basketbol seyircisi bilinçleniyor. Bandırma seyircisi basketbolu nasıl algılıyor? Yani izlerken bilinçli mi izliyor? Bence bilinçli izliyor. Gerçekten bilinçli basketbol konusunda. Savunmada daha fazla işte ses çıkartıyorlar ya da baskı yaratıyorlar. Avrupa maçlarında olsun, buradaki önemli maçlarda olsun. Yani basketbol seyircisiyle futbol seyircisi çok farklı. Biz de o farkı burada görebiliyoruz. Süper. Banvit'in hani playoff'taki kozlarından biri olacaksın gibi gözüküyor. Çünkü bütün sezon sakatlıktan çıktın, oynamadın o hırsla. Genelde top görmeyen sporcular topu aldığında çok hırslı olur. Büyük bir enerjide patlaması yaşatıp takıma da büyük bir katkı sağlayabilirsin diye düşünüyorum. Yani amacım da o zaten. Çünkü gerçekten basketbol oynamayı çok özledim. Uzun bir süre oldu yani. Yazın Ağustos ayının sonunda ameliyat oldum. Tedavim yani zaten ağır bir sakatlık olduğu için uzun sürdü tedavi. Evet. Bu tedavim boyunca da hani maçlara geldim, takım arkadaşlarına destek olmaya çalıştım ama hani hiçbir zaman saha içinde verdiğin desteği veremiyorsun ve hani kişisel olarak da bir an önce dönüp oynamak istiyorum. Biraz ahdi vefa diyorsun, takıma borcum var diyorsun. Yani mesela. Tabii ki sonuçta atıyorum Türkiye Kupası'nda oynadığımızda takım arkadaşlar ikinci gün mesela biz daha bir rotasyon oynadığımız için takım arkadaşlarım gerçekten çok yorulmuştu. Görüyordum evet. Onu kenarda. Ama işte onlara yardım edemediğim zaman veya atıyorum destek olmaya çalışıyorsunuz ama yine
daha fazlasını yapmak istiyorum. Umarım. Tahmin ediyorum ben bu enerji patlamasını göreceğiz diye ben umuyorum. Öyle de tahmin ediyorum. Genelde hislerim kuvvetlidir senin açından da. Peki sakatlığınla ilgili bir sıkıntı kaldı mı? Antrenmanlar artık topladı, başladın herhalde çalışmaya. Ya yaklaşık 1-1,5 aydır zaten hani Ertan abiyle kondisyonerimizle beraber çalışıyordum. Semih abiyle basketbol antrenmanları yapıyordum ama takımla tam olarak antrenmanlara başlamadım. Eğer yani şu an kadar şey yolunda gitti Allah'a şükür. Bir sakatlık yani bir sıkıntı daha olmadığı sürece önümüzdeki 2 gün içinde başlayacağım antrenmanlara. Ondan sonra da yavaş yavaş işte forma girmeye çalışacağım. Tekrar o kondisyonu, o fitness'e yakalamam gerekiyor. Yani bir sıkıntı güzel olacağını düşünmüyorum. Maxim şöyle bir şey sormak istiyorum. Sporcular otomobilleri de çok sever. Senin otomobillerle aran nasıl? Ya açıkçası çok büyük hani otomobil hayranı değilim ama sonuçta hani her genç gibi ben de arabanın dış görünüşüne önem veriyorum. Onun dışında benim şahsı en önemli olan şey arabanın konforu ve yol tutuşu. I like the way you walk, I like the way you talk, Suzuki. Peki şu anda yaklaşık bir yarım saattir bu otomobili kullanıyorsun. Volkswagen Passat kullanıyorsun. Bizim Otofan programındaki gibi test editörü olsaydın bu arabayı anlatmaya kalksaydın nasıl anlatırdın? Öncelikle arabanın konforu çok yani çok konforlu bir araba ve rahat. Sürüş olarak da yol tutuşunu çok beğendim arabanın. Hani güçlü bir motoru var. Gerçekten güzel bir araba ve hani sürüşü de çok keyifli. Model Passat. Motor 1.4 litre TSI ACT BMT. Maksimum güç 150 beygir. Maksimum tork 250 Nm. Şanzıman 7 ileri DSG. 0-100 km bölü saat hızlanması 8,6 saniye. Maksimum hız 218 km bölü saat. Passat'a ilk baktığımızda belirgin tasarımı ve sportif hatlarıyla çok şık olmuş. Dinamik yapısı, sportif çizgileri ve birinci sınıf tasarım öğeleriyle Passat gerçekten etkileyici bir görünüme kavuşmuş. Passat'ta isteğe bağlı olarak sunulan güvenlik ve sürüş destek sistemleri mevcut. Bu sistemler yalnızca park ederken ya da yoğun trafikte giderken değil, tehlikeli bir durumla karşılaştığınızda da size yardımcı oluyor. Trafikte sürüş asistanından çevre görüş sistemine kadar birçok özelliği bulabilirsiniz. Pek çok farklı konuda bilgiyi önünüze seren çok fonksiyonlu bir yol arkadaşı. Onu nasıl kullanacağınız size kalmış. İster size yol gösterecek navigasyon haritasını yansıtın, ister sürüş destek asistanlarınızın durumunu görüntüleyin. Standart hız göstergesinin yerini alan dijital gösterge paneli, ihtiyacınız olan tüm bilgileri yüksek çözünürlüklü 12 inç ekranında 5 farklı görünümle kendi tercihlerinize göre uyarlamanızı sağlıyor. Çok fonksiyonlu deri direksiyon sunmuş olduğu kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Özellikle gece sürüş koşullarında akkor lambalara oranla daha parlak ışık yayan, daha hızlı ve keskin tepkiler veren LED farlar, aracınızın karanlıkta diğer sürücüler tarafından rahatlıkla fark edilebilmesini sağlar. Böylelikle olası kazaları önlemeye yardımcı olur. Anahtarsız çalıştırma sistemi Press and Drive, sürücüye yüksek konfor sağlar. 14 yönlü, elektrikli, ayarlanabilen sürücü tarafı masaj fonksiyonlu koltuklar sayesinde hem konforunuzu artırın hem de gün boyunca omurganıza binen yükü azaltın. Benzinli direkt enjeksiyon ve TCI teknolojisine sahip benzinli motorlar, yüksek tork gücü ve düşük tüketim değerleri gibi avantajları bir araya getiriyor. Şimdi gelin aracımızın içine dönelim ve söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Senin pozisyonunda koltuğu ayarladın falan, herhangi bir sıkıntı çektin mi? Yok, özellikle bu Passat modelin içi gerçekten çok geniş. Hani dışarıdan baktığınız zaman belki ben bu kadar açıkçası beklemiyordum ama içine gelince hani konfor derken bundan da bahsediyordum. İç dizaynı hem çok güzel hem de gerçekten çok rahat ediyoruz. Özellikle bizim gibi hani uzun boylu sporcular için de tavsiye ediyorum. Dizaynı da güzel. Hani sonra şeyi çok beğendim öncelikle. Çok canlı duruyor değil mi evet, orası? Evet, böyle çok farklı duruyor. Sanki elini atıp içinden çekip alacakmışın gibi bir his veriyor.
Otomobilde ne ararsın sen? Yani sporcusun, sporcu kimlik mi ararsın? Sağlamlık mı ararsın? Güç mü ararsın? Güvenlik mi ararsın? Arabada en çok önce konfor ve güvenlik ararım. Çünkü sonuçta araba beni taşıyan bir araç. Hani ben o gözle bakıyorum. Yani konfor, rahat sürüş ve güvenlik benim için en önemli şey. Başka böyle ilave edeceğim bir şey var mı? Yani vites, geçişleri, hissediyor musun motorun sesi ya da herhangi bir şey? Ya zaten hiç ses fazla hissetmiyorum. Vites geçişlerini hani o kadar iyi bilmiyorum çünkü ben zaten manuel araba kullanmayı bile doğru düz bilmediğim için yani o konulara fazla girmeyeceğim. O zaman bir şey diyeceğim, sen parkta arabayı çalıştırmıştık. Evet. Sen bir daha çalıştırmaya kalktın. Evet. Fark ettin mi onu? Fark ettim. Çünkü çok sessiz olduğu için ben de hani bir de benim arabam biraz hani daha fazla ses çıkarıyor çalıştığı zaman. İlk baktım ama bir ses duymayınca emin olmak için tekrar çalıştırmaya çalıştım. Ama çalışıyordu. Evet. Ve bu da sessizliğini gösterdi. Aynen öyle. Still I reach, find a way, I'm stuck here in between, I'm looking for the right. Sevgili Maxim, bize konuk olduğun için ve çok sevimli bir şekilde bizle paylaştığın için bilgileri çok teşekkür ediyoruz sana. Umuyorum bu sakatlık sonrası çok başarılı bir sezonun sonunu geçirirsin diye düşünüyoruz. Ben de beni programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir zaman geçirdim. Umarım dediğiniz gibi ben de en kısa sürede en iyi şekilde dönerim. Size de bundan sonra iyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.